Hayatını doğayla hemhal etmeye çalışan, doğanın birçok kulvarında rafting yapan ve birçok doğa etkinliğini bir arada yapan ve gerçekten bu etkinlikleri bir Aspına. Vadi Doğa Spor Kulübü hem başkanı, Şu an beni almazlarsa şu an başka. başkanı Ömer Dömez stüdyomuzda. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi konuk ettiğiniz için. Söze gelin amacı şu, gelip sözü onu kutsa. Bu şekilde bakmanız bizi sevindiriyor. Yani insana inşallah böyle bakıyor. Ben nevi şahsına münhasır tanıyorum hem de etkinlikten dolayı. İzleyicilerimiz için Ömer Dömez kimdir, sonra Vadi Doğa Spor nedir? Bunları biraz değinelim, sonra etkinlikler. Kolaydır ama insan kendi tatlıca biraz daha zorlaşıyor. Ortaokulda gençlerle işte şuraya buraya bu tepelerdesindeydi. Hatırlıyorum ilk üniversiteye çatığa götürmüştüm. O zaman da sağ olsun polise bizi toplamışlardı. Niye gelmişsin? Yüksek dağlara, televizyonda belgesel çıkınca merak saldı. Yüksek zirveye çıkan merak saldı. Devam ettik. İlk dönemlerde benimle gelecek insan bulamıyordum. Gerçekten yoktu. Hatta diyordum abi sen gel. Sonra ben bir gün kaleye doğru gidiyordum. Hep merak ediyordum dağcılar nerede bulabilirim. O zaman internet falan da yoktu. Sonra bir grup baktım ki sabah erkenden sıkıca aşağı iniyor. Ben de arabamı hemen indirdim. Daha ezandan biraz sonraydı. Gittim selam verdim. Abi nerede? 2011'de kurmaya çalıştık. Deprem araya girdi. 14-4-2012'de resmi olarak Vadi Doğası. Yedi Yüksektepe'yle başlıyor 2000'li yıllarda. İşte biz de Supan tırmanışları yaptık. Ondan sonra Bolu'da Güçlü Hoca vardı. Abant İzzet Ki deliyiz. İstiniz Hazreti Adem'in dağa çıktığına dair bir kaynakla karşılaşmadı. Ama nerede dağa gitmişti. Bilginler yani düşünen insanlar, daha fazla düşünen, düşünmek bilmem ev işim var, şu var, ben nasıl hallederim? Diyorum ki siz bir başlayın yürümeye, ben akşam size söylerim. Bunun çok örnekleri var. Başlıyoruz, akşama yakın döneceğim sana. Diyorum ki siz sabah probleminiz vardı, çocuğunuz vardı. Siz hiç bugün, ay ben çocuğumu hiç düşünemedim bugün. Yani hiç aklıma. Doğayla insan baş başa kaldığı zaman. Ediyorsunuz. Yani gerçekten bana o zamanlar hep şunu söylediler. Ya ineceksen niye çıktın? Yani o mantık ama o zirve yolunda uzun süre kendini dinleyip kendi zaferine doğru yürümek çok daha ayrı. Yani bir kişinin kendi tanımasıdır. Zirve etmek kişi kendi kabiliyetini, kendi gücünü, kendini test etmesidir. Yani kendisiyle yarışmasıdır. Dağcıların şu yönü güzel. Bütün spor dallarında mücadele vardır. Yani Evet. karşıdaki rakibi yenmek vardır. Evet. İşte onu yeneyim de birinci ben olayım. Dağcılıkta tam tersi, sevmediğim bir insana bile yardım etmek vardır. Eğer ona Kesinlikle. yardım etmezseniz siz de yapamazsınız. Yani o zirve yapmazsa siz de yapamazsınız. Dolayısıyla bir paylaşım ve bir bütünleşme vardır. Bunun hiçbir spor dalında bulamazsınız. Yani bisiklette yarışıyorsun, raftingte yarışıyorsun, futbolda yarışıyorsun, güreşte yarışıyorsun. Tekvando'da da yarış, her şeyde yarışıyor. Şu var, özellikle tekin tırmanışında sizin ipiniz karşıdakinin Tekine elinde. değil mi? Ya o yüzden birbirinize güven duymak zorundasınız. Kesinlikle. O güven ve birlikte bir şeyi yapmak ayrı bir güzellik. Dağcının bu yönü çok güzel. Evet, Mecit Orhan yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Bağlantı sürekli kesiliyor. Acaba bende mi tek mi böyle internet bağlantısı gayet iyi diyor. Devam. Bir suyun kenarında su sesini dinleyecek ya da bir yeşil alanda tek başına ya da grupla da olsa doğayı dinleyebilecek, kendini ona kaptıracak bir alan olması lazım. Mesela o Bunun tepesi suyun yok. çok ayrı bir ritmi var, çok ayrı bir dokunuşu var. Ben bir dönem su terapisiyle şey yaptık, müzik terapi çalışmalarına da katıldım İstanbul'da. Yani suları koyuyorlar, bir ney suyu böyle kazandan kazana aktarıyor. Ve insanlar o şekilde, geçen yıl yine su terapisi diye bir Antalya'da, Tekirova'da bir öyle bir yine bir programa katıldım. Gerçekten o ayrı bir keyif oluyor. Şimdi gelelim Vadi Doğa'nın faaliyetlerine. Yani her hafta birkaç faaliyet var.
Hem tırmanışlar var, hem yürüyüşler var, trekkingler var ve diğer etkinlikler var. Biraz bunları böyle anlatalım. Yani insanlar nasıl ulaşıyor, nasıl ulaşmak ister? Yani belki bizi izlediler, merak ettiler. Ya Ömer Dömez işte bu kadar faaliyetleri neler yapıyor? Bu vadi doğa olarak faaliyet neler yapıyor? Hangi faaliyetleri yapıyor? Yani genelde insanlarımız ekonomi yönünde biraz geri duruyorlar. Yani acaba biz bu etkinliğe katılsak çok para gider mi? İlk insan aklına gelen bu. Vadi Doğa Spor Kulübü sadece bir tırmanış yapmıyor, bir dağcılık yapmıyor. Faaliyetlerimiz içinde dağcılık var, teknik tırmanış dağcılık var. Trekking dediğimiz yürüyüşler var, kamplar var, bisiklet var, rafting var, kayak var, yamaç paraşütü var ve yemekli sohbetler var. Yemekli en sohbet. Güzel. Bir ara vardı değil mi? Yani pandemiden dolayı kaldı. Normalde bizim her cuma günü bir yemek yapardık. Yani katılmak kim olsa katılır. Yöresel yemek. Yöresel yemek ya da işte bizim Van kültürü dediğimiz tava falan. Mutlaka her cuma günü bir yemeğimiz oldu ve arkadaşlar katılırlardı. Son pandemi döneminden dolayı onu rafa kaldırmışız. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra o devam edecek. Ve biz kendi o grubumuzda Ashab-ı Lupluk diyoruz. Ashab-ı Lupluk. Vadi Doğa Spor Kulübü'ne rahatlıkla herkes katılabilir. Herkese uygun örnek verin. Biz bu pazar Süphan'a gideceğiz. Evet, Süphan'ın kriterleri var. Yani onun dışında trekkinglerde ya da doğa yürüyüşlerinde herkesin katılabileceği zaten onun sayfalarımıza paylaşıyoruz. Vadi Doğa Sporları Kulübü Facebook sayfasında ulaşabilirler. Vadi Doğa Instagram sayfasında ulaşabilirler. Ömer Demez yine Facebook'ta ya da Instagram'da ulaşabilirler. Burak Demir, Burjunal hepsine ulaşabilirler bu konuda. Evet. Yine bizim etkinliklerimizde ortak masrafa ortak ödenir. O günkü tutulan araçlar, yapılan masraflar ne gitti? Bölüşülür. Yol ücretinin dışında bir şey alınmaz. Evet, harika bir şey. Yani bu bir noktada. Örneğin buradan Çatay'a gidiş geliş ne kadar? 30 lira. 30 lira ödeyeceğiz. Buradan işte Bitlis'e gidiş gelişine kadar 60 lira. 60 lira ödeyeceğiz. İşte ekstradan oradan bir yayla gideceksek. Oradan bir yayla gideceksek işte köyle yayla arasında ne kadar fark gidiyor? Tekrar ekleyip paylaşıyoruz. Yani bunları yaparken sadece çalışmalarını, size katılmaları yeterli. Yani yeterli. Ulaştıktan sonra sadece yol masrafı, herhangi bir masrafı bulunmuyor. Başka da yok. Evet, şimdi burada çalışmalarla ilgili bizim Doğan'ın hazırlamış olduğu böyle sizin özellikle Van Doğa Sporları Facebook sayfasında her etkinlikle ilgili büyük bir fotoğraf albümünüz var. Evet. Doğan hemen yan tarafa bıraksın, bu etkinliklerin nasıl olduğunu göstersin. Biz de bunun üzerine konuşalım. Ben o gördüm. Siz görmediniz klibi. Böyle yok, bir görmedim. Karlı yüzü gördüm. Ben onu çok beğenmiştim. Evet. Mesela bu burası çok inanılmaz. Erek Dağı gün doğumu. Yani, gün doğumu. Aynen. Sabah gün doğumu. Kartal zirveden karşıdaki Değirmen Köyü üzerindeki zirvenin çekimidir. Fotoğraf bana. Bu fotoğrafı ben çekmiştim. Çok güzel. Güneşin orada doğuş, biri mi var? Orası birine benziyor ama sadece taşlardan yaptığımız bir işte kuledir. İşte bu resim. Evet, Fatih Cüngü arkadaşımız beraber zirve yaptığımız. Bu sen değil misin? Bu Fatih Cüngü. Öyle mi? Aynen. Ben sen mi diyorum? Yok, Fatih Cüngü arkadaşımız. Çok değerli bir dost. Ama çok, çok bir güzel dağcı. Çıkmış. Ben çok sen eğitim. Diye biliyordum. Yok, karlı bir gündü. Çok düşüp kalktık o gün. Düştü kalktığı gibi ben fotoğrafını çektim. Tabii ben ondan önce yürüyordum. Ama şu var. Yani kar insanı üşütür ama burada mutluluk var. Kesinlikle. Bu resimde yani, bir mutluluk var, bir güzellik var. Yani yorgunluk yok. Mutluluğun resmi var aslında. Mutluluğun resmi. Yani bazen yürüyoruz işte, bazen tövbe ettiğim oldu işte, bir daha bu dağa gelmeyeceğim. Geçen bir şey video paylaşmıştı. Araba yolda kalmış, arkadan ittiriyorlar, koşuyorlar. Evet, şey Dermeyrem'e gitmiştik. Gürpren Dermeyrem. Ben en son şunu fark ettim. Genel arkadaşa da diyorum ki arkadaşlar, burası Ağrı Dağı dönüşünde 2019 yılında mahsur kaldığımız, 3 saat zirveden mahsur kaldığımız, döndükten 2-3 dakika sonraki bir fotoğraf. O bir önceki diğeri. Bir resim. Aynen. Yani Ağrı'da mahsur kaldınız. Biz Ağrı'ya gittiğimizde zaten meteoroloji göz önünde bulundurarak yürüyoruz. Meteoroloji sadece bir... Şu resim değil mi? Şu resim. Bulutlu olduğunu gösteriyordu. Evet, arka saat taraf 9, sis kapalı. Saat 6-7 açılacağını gösteriyordu. Biz başladık yürümeye. Şimdi gittiğimiz mevki, arkadaşa saat kaç dedim? 6 dediler. Yani normalde 6'da güneş doğması gerekiyordu ama zifiri karanlıktı. Ama fırtına daha patlamamıştı ama çok karanlıktı. Sis çok yoğundu. Tam zirvedeyken patlak verdi.
Artık GPS cihazlarımız dondu, telefonlar dondu. Şey burası Altın Saç. Altın Saç yine birdir bir. Altın Saç ile Kızıl Kilise arasındaki boğaz. Gittiğimiz yerde aslında her şeyde bir mutlu an çıkarmak lazım. Bu da ondan biri. Şimdi ben de Palandöken'de Ejder Tepesi'nde 2003'te tam zirveye çıktım. Bir fırtına patladı. O fırtına patladıktan sonra ben de 4 saat, 3 saat mahsur kaldım. İranlı grupla kaldık. Bu da şeydir, Artus Dağı zirve halayımız. Genel gittiğimiz her zirvede bir halay fotoğrafı çekeriz. Burada göl görünmüyor arka taraftan. Sanırım bir tarafa bakmıyor. Bu da Artus. Yine Artus'a... Artus yaklaşık bir kişi böyle etkinlik kaç saat zirve Artus? Hani grup olsa 5,5-6 saat. Ömer Dömez olsa. Yani, Ömer Dömez Ömer Dömez'den daha hızlı giden arkadaşlar, onu biliyorum. Burası da yine Altın Saç koyları. Altın Saç'ta hemen Saint Thomas Kilisesi'nden sonraki koy. Güzel bir yer. Gidilmesi gereken gerçekten güzel bir yer ama bu resim harika. Burası Nemrut Krater.